Ben şaka gidiyorum, sıkıntı yok. Sen bir bakalım, kahvaltı yapmışsın. Yıllardan beri Akdeniz İhracatçılar Birliği ile yönetim kuruluyla görüşmeler yapıyoruz. Şimdi bu sene bir sefer oturduk, adamlar hiç bizi dikkate almadılar. Sadece bir dayatma yaptılar. Yömenin 100 lira olacağını elcilik ücreti içinde dahil olmak üzere. Biz de bunu kabul etmeyeceğimizi kendilerine söylemiştik. Bugün asgari ücretin brütü 98 lira 10 kuruş. Bir işçinin eline geçmesi lazım. Oysa onların bize dayattığı rakam elcilik ücretiyle birlikte 100 lira. Apaçıktır ki bunu kabul edemeyiz. Talebimiz en azından asgari ücretin üstü olacak şekilde artı aracı elcilerin alacağı ücreti üstüne katarak 116 lira talep etmiştik ve aynı yerdeyiz. Bunu direneceğiz sonuna kadar, öyle. Bazıları, işverenler tehdit ediyor, zorla işe çıkartmaya çalışıyor. Biz de orada aracıları değil, işçileri bile bilgilendirmek amaçlı servisleri durdurup, işçilerle konuşup, onları ikna edip geri evlerine göndermeye çalışıyoruz. Yani henüz netleşmedi. Eğer 116 lira alırsak elbette bunun 106 lirasını ve 105 lirasını işçiye vereceğiz. 11 lirasını da elci almış olacak. Karpuz, kavun, domates, biber, patlıcan, narinciye gelelim. Şefteli, erik, kayısı, limon, portakal. Bunu her türlü, her işi koşuyoruz. Biz ve işçilerle beraber yani saat 4'ten en az saat 4'ten kalkıp saat 5'e kadar tarlalarda sürünüyoruz. Biz de buna karşılığı yömyelerimizi, yani yömye dediğimiz yani kendi haklarımızı alamıyoruz. Ben kendim çiftçiyim. Geçen sene ekmek 750 liraydı, bu sene 1,5. Geçen sene bir çay paketi 50 liraydı, bu sene 95 lira olmuş. Şeker geçen sene 70 liraydı, bu sene şimdi 170 lira oldu. Bunlar haklı. Yömye 82 TL. Abi markette ya biliyorsunuz çok pahalı, çay çok pahalı. Biz evde 7 kişiyiz abi, 2 kişi çalışıyoruz. Gerçekten de yetmiyor abi. Şu anda kira da hani herkes, biz değil de kirada oturanlar da var abi. Geçim çok zor. Bunu herkes de biliyor abi. Abi ben bıraktım. Okulu bıraktım, çalışıyorum. Kardeşlerim var abi, 3 kişi okuyor. Şu anda hani okula gidiyorlar, günlük kişi başı 20 TL alıyor. Yetmiyor. Abi biz gece gündüz çalışırız abi biz. Hani her zaman da çalışırız. Sabah kalk işe git, akşam gel yat, aynı şekil. Günümüz böyle geçiyor bizim. Üretim yapmazsak fabrikadaki mallar çürür. Biz biçmezsek hani kimse kazanmaz, kriz çıkar, bunu herkes de biliyor. Öyle abi, biz de hakkımızı istiyoruz buna göre. Ben Doğan Kent Cumhuriyet Mahalle Muhtarıyım. Bizim burası kırsal bölge. Hepsi tarımla geçimini yapıyor. Tabii ki bu tarımla geçimi yapan arkadaşların hakkı verilecek. Bizim burada mesela bugün ekmek 1,5 lira olmuş. Yol ücreti 4 lira olmuş. Biz işçinin hakkının verilmesini istiyoruz. Ben hem çiftçilik yapıyorum. Ben de çiftçiyim. İşçi eğer ki 100 lira, bugün tüp olmuş 100 liraysa, etin kilosu olmuş 60-70 liraysa, yevmiye de 100-110 lira olması normaldir. İşçiler bu malı kesmezse patronlar mı kesecek malı?